Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ince ve zarif seven arkadaşlar için narin bir örnek uyguladım. Şimdi onu yavaş yavaş göstereceğim. Önce bir yazmayı göstereyim. Çok hoş, çok güzel. Kırmızı tonu ağırlıkta, beyazı çok az. Onun için örneğini de kırmızı tonda ağırlığını koydum beyazı sertme yaptım şimdi hemen başlıyorum önce yaprağını yaparak başlayacağım arkadaşlar Şimdi hemen bağlıyorum şuradan. Buraya bir kirpik koyuyorum arkadaşlar. Sonra bir tane daha koyuyorum. Önce yazmanın altını yeşille kıvırdım. Yazmanın Yaprak rengine uyan bir yeşile kıvırdım. 2 tane yapınca fazlalık ipini kesiyorum arkadaşlar. Altında kaldığı zaman açılma yapmıyor. Şimdi bu kirpiğin üzerine iki tane daha küçük kirpik dolduruyorum. Bu yaprak meselesi bu şekilde böyle devam ediyor. Aynen şöyle göründüğü gibi sıralı şekilde. Üçüncü zürafaya bağlıyorum aşağıya inip Sonra bir zürafa daha boş gidip geri döneceğim. Bu bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yine iki kirpik. Ben hemen çiçeğin yapılışına geçeyim. Onu ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Dediğim gibi kırmızı ağırlıkta olduğu için yazmada kırmızı beyaz koydum zaten. Kırmızısı çok, beyazı az. 5 tane yaprak boş bırakarak altıncıya bağlıyorum. fazlalık ipini silmece kesiyorum. Altta güzel görünsün diye. Birazcık şu şekil boşluk vererek yapıyorum ve geriye dönüyorum. Şimdi buraya küçük bir kirpik koyacağım. Geriye çıkacağım. Tekrar ucuna bir kirpik daha Birinci aşama bu şekil. Şimdi gelelim ikinciye. Hafif bir bolluk bırakarak bağlıyorum. Tekrar geriye geliyorum. Tekrar buraya küçük bir kirpik koyuyorum. Bu şekilde Sonra aşağıya bağlıyorum ipimi. Sonra tekrar bir kirpik geriye Arkadaşlar kanalımı abone değilseniz abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Ben de ince ve narin oyaları sizlere sunmaya devam edeceğim. Günlük kullanabileceğiniz yazmalarınıza rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Kolay ve gösterişli, çıtı pıtı gösteriyor yazmayı. küçük bir kirpik. Sonra üzerine tekrar bağlıyorum. Bu şekilde çiçek yapımı bitmiştir. Şimdi onun süslemesini yani rutuşlama işini yapmamız gerekiyor. Çiçeğimiz bu şekilde. Aralara beyazı az olduğu için sadece tohum attım arkadaşlar. Sizler isterseniz çiçek yapabilirsiniz aralarını. Ben tohum atmayı uygun gördüm. İki defa sararak başlıyorum. Tohumları iki defa sararak bağlıyorum arkadaşlar. Daha dolgun görünsün diye. Bu şekilde üçlü yaptım ve karşıdaki kirpiye bağlıyorum tekrar burayı üçlü dolduruyorum şimdi kirpik oluşumumuz bu tohum oluşumumuz bu yanlış söyledim çiçeğin en doruktaki kirpiğine de küçük bir tohum koyuyorum Şimdi buraya koyduğum tohumun arasına da kırmızı ile tohum yapıyorum tekrar kaynaştırma o olsun diye. ayrı bir hava verdi arkadaşlar modele. İsterseniz yalnızca böyle tohum işi de yapabilirsiniz. Çok çıtır çıtır çok hoş görünüyor. Tohum işi yapmayı seviyorum zaten. Şimdi modelimizi göstereceğim. Modelimiz bu şekilde. Tersten göstereyim. Tersten bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Diğer böyle narin narin ince ince zarif oyalarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.